Mutfağı'ndan merhaba. Bugün davet menülerinin vazgeçilmez salatası kısır yaptım. Çok klasik bir tariftir, her evde mutlaka pişer. Ama benim tane tane olması için uyguladığım bir yöntem var, onu paylaşmak istedim sizlerle. Hadi izleyin bakalım nasıl yapmış. Tenceremin içerisinde 1,5 su bardağı ince bulgurum var, yıkayıp süzdüm. Şimdi içerisine 1,5 su bardağı su ekliyorum. Su oda sıcaklığında olabilir veya sıcak olabilir, çok önemli değil. Tuzumuzu da ekliyoruz, tuzu göz kararı ekliyoruz, damak zevkinize göre. Tencerenin kapağını kapatıyorum. Şimdi ocağa alacağım. En kısık gözle pişireceğiz bunu. Suyunu güzelce çekene kadar. Bulgurumuz şu anda ocağın en küçük gözünde en kısık ateşte suyunu çekiyor. Kapağını kapatıyoruz. Bu sırada sosumuzu hazırlayacağız. Bunun için bir Türk kahvesi fincanı sıvı yağ kızdırıyorum. İçerisine bir yemek kaşığı domates salçası ve bir yemek kaşığı biber salçası ekleyeceğim. Salçamız kokusu çıkana kadar güzelce kavrulacak bir şekilde. Salçamız mis gibi kokmaya başladı. Şimdi içerisine bir tatlı kaşığı tatlı toz biber ekliyorum. Bu arada acı seviyorsanız biberi acı da kullanabilirsiniz. Şöyle bir karıştırıyorum ve altını kapatıyorum. Sosumuz hazır. Gördüğünüz gibi bulgurumuz şişti tamamen. Güzel tane tane oldu. Şimdi kısır malzemelerimizi birleştirmeye geçiyoruz. Öncelikle pişen bulgurumu şöyle geniş bir kabın içerisine alıyorum. Bulgurları şöyle bir karıştırıyorum birbirine yapışanlara varsa ayrılmaları için. Şimdi içerisine önceden hazırlamış olduğumuz sosu ekliyoruz. Sosla birlikte baharatlarını da ekliyorum içine. Bir tatlı kaşığı kekik koyuyorum, bir tatlı kaşığı nane ve bir tatlı kaşığı da sumak. Bunları damak zevkinize göre çeşitlendirebilirsiniz ya da kullanmayabilirsiniz. Şimdi şöyle güzelce karıştırıyorum bunu tamamen yemesi için hem sosu hem de baharatları. Sosumuz ve bulgurumuz güzelce karıştı. Her yanı eşit renk aldı. Şimdi diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Bunun için benim burada doğranmış yeşilliklerim var. Şöyle büyük bir kase. İçerisinde maydanoz var, dereotu var, taze nane var, taze soğan var. Bunu istediklerinizi çıkartabilir ya da isterseniz başka yeşillikler de ekleyebilirsiniz. Çok küçük küçük kıydım. Herhangi bir ölçüsü yok aslında. Şöyle rastgele bir avuç koparıp güzel güzel kıydım bunları. Şimdi bunları ekliyorum kısırın içerisine. Kısır bu arada artık ılık bir kıvam aldı, karıştırırken soğudu. Tamamen soğumasına gerek yok. Yeşillikleri ekledikçe zaten soğuyacak. Sonra biraz bekleterek soğutacağız zaten. Kısırımız hazır sayılır. Sadece domates ve salatalığını ekleyeceğim. Domates ve salatalığını en son eklemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü suyunu salacak ve kısır biraz sulandıracaktır. Mümkünse servis esnasında ekleyin. Bu arada bir püf noktası da vereyim. Domateslerin eğer çekirdeklerini çıkartırsanız doğramadan önce çok az su salacağı için etkisi çok az olacaktır. Bir adet salatalığım var. Biraz büyükçeydi. 2 adet de domatesim var. Domatesin kabuklarını soyarak kullanıyorum. Ama dilerseniz ince kabukluysa domatesini soymanıza gerek yok. Şimdi bunları da ekliyoruz kısırımıza. Salatalığımı da şöyle ekliyorum ve yine aynı şekilde karıştıracağım. Kısırımız hazır. Yerken ben üzerine nar ekşisi gezdireceğim. Videoyu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basarak beni desteklemeyi ve yorumlarınızı yazmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma buradan abone olabilirsiniz eğer abone değilseniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere.